kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Malikiyet mertebesi ne demektir? Allahu Teala'nın şunatından birisidir bu. Malikiyet Allah'ın Allah'a ait bir özelliktir. Onun dışında hiçbir varlık hakiki anlamda maliki malik değildir ve malikiyeti yoktur. Şimdi ferşten arşa yani kainatta bulunan en küçük varlıktan en büyüğüne kadar her şey yani galaksilerden atomlara, bitkilerden hayvanlara, insanlardan cinlere, meleklerden bilemediğimiz değişik ruhanilere varıncaya kadar kainatta bulunan her şeyin maliki Allah'tır demektir. İşte bu kainattaki bütün mülkün Allah'a ait olduğunu söylemeye malikiyet diyoruz ve bütün mülkün tek bir zata ait olduğunu söylemeye de tevhid diyoruz. Çünkü bütün mülkün Allah'a olduğunu söylemeyen bir insan bazı şeyleri eğer benim mülküm diye ayırıyorsa o zaman Allah'ı tek ve yekta olarak malikiyet mertebesiyle tanımıyor demektir. çünkü Allahu Teala'yı tanıdığımız nispette imanımız inkişaf ediyor. İmanımız ne kadar inkişaf eder, açılırsa, terakki ederse o kadar Allah'ı seviyoruz, Allah'ı tanıyoruz. Allah'ı tanımamız da biz Allah olan sevgimizin artmasına, gelişmesine, yükselmesine vesile oluyor. Demek ki kainat bütünüyle mülktür. Yani mülk, varlık yani. Peki bu mülkün sahibi kim? Malikül mülk olan Allah'tır. Yani mülkün sahibi olan Allah'tır. Diyorlar ki insanların dünyada mecazi anlamda bir mülke sahip olmasının dört yolu vardır. Birincisi, ticaret yoluyla, alım-satım yoluyla bir şeye malik olabilir. İkincisi, herhangi birisinden veraset yoluyla kendisine intikal edebilir. Üçüncüsü, bağış yoluyla olabilir veya emanet yoluyla olabilir. Yani insanların e, bu şekilde bir mülke sahip olmaları söz konusudur. Bunun dışında temel olarak çok fazla da bir mülke sahip olma özelliği söylenemez. Temel itibariyle bunlardır yani. Peki, şimdi bakalım bedenimize biz mi sahibiz? Yani bedenimizin sahibi biz miyiz? Ya da annemiz babamızın sahibi biz miyiz? Ya da ayaklarımızı bastığımız yer kürenin sahibi biz miyiz? Ya da bizim sobamız olan güneşin, ışığımızın kaynağı olan güneşin sahibi biz miyiz? Veya ayların veya içimize girelim. Böbreklerimizin sahibi biz miyiz? Hücrelerin sahibi biz miyiz? Atomların sahibi biz miyiz? Biraz yukarılara çıkarın ve uzaklara gidelim. Galaksilerin sahibi biz miyiz? İçindeki atomların sahibi biz miyiz? Toprağın içindeki meyvelerin sahibi biz miyiz? Bakın bunların hiçbirisine acaba sahibiz diyebilir miyiz? Bir, bunları biz acaba ticaret yapıp satın aldık mı bir yerden? Hayır. Öyle bir özelliğimiz yok. 2- Peki bunlar bize birisinden veraset mi kaldı? Hani biz satın almamıştık da ya annemiz, babamız ya da büyüklerimizin sahibiydiler. Onlar vefat edin onlara bize miras mı kaldı? Hayır. Onlara da miras kalmadı. onların da miras kalmadı bize. O zaman iki şey akla geliyor. Demek ki bu kainat bize ya hibe edildi ya emanettir. Gerçekten kainatın bize hibe edildiğini ve bize de emaneten durduğu net bir şekilde anlıyoruz. Bazen insanlar işte ev aldım diyor. Artık bu ev benimdir diyor. E bir üç beş gün sonra vefat edince bakıyorsunuz çocuğu diyor ki bu ev benimdir. Hayırdır? Üç beş gün önce babam benimdir diyordu. Sonra bir başkasına satıyor. O adam diyor bu, bu benimdir diyor. O da vefat ediyor. Ötekine kalıyor. Şimdi bizim dediğimiz şu bedenlerimiz acaba nereye gidiyor? Biz sahip olabiliyor muyuz? Yarını elimizde tutabiliyor muyuz? Hakikat noktayı nazarında kainattaki bulunan hiçbir varlık hiçbir varlığa ait değil. Bakın. Bununla ilgili 3-4 tane bir fikir jimnastiği yapmayı teklif ediyoruz. Yani fikrimizi bir çalıştıralım. Zihnimizi bir jimnastik yaptırıp bir hareketlendirelim bakalım. Sonra oraya kalbimize hangi iman nurları inkişaf edecek? Hangi iman nurlarını meyve verecek? Mesela Önce Allahu Teala şu kainat alemlerini yarattı. Rabbul Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hemen oradan bir pencere açalım. Alemler Rabbi olan Allah kainatı terbiye etti. Güneşi oraya koydu. Dünyayı buraya getirdi. Sonra toprağı terbiye etti. Sonra bitkileri terbiye etti. Sonra hayvanları terbiye etti. Sonra bu kainat ağacından en mükemmel zişur meyve olan beni terbiye etti. Peki bu terbiyede benim bir rolüm var mı? Yok. Güneşin terbiyesinde rolüm olmadığı gibi toprağın terbiyesinde de rolüm yok. Toprağın ağaç yapılması terbiyesinde de rolüm yok. Ağaç yapan Allah. Sonra bu kainatın içerisinden mükemmel bir varlık olarak süzülüp insan şeklinde ortaya çıkarılmamda da bir dahlim, bir terbiyem yok. Öyleyse bu nereye dayanıyor? Cenab-ı Allah'ın rububiyetine dayanıyor. Rabbul Alemin olma özelliğine dayanıyor. Bütün kainattaki terbiyeler, Güzellikler, kemaller Allah'ın rububiyetine dayanıyor. Peki, iki, bizler onun e, her gün onun kainatından yine onun kudretiyle, hikmetle süzülen rızıklarını yiyoruz. Onlarla besleniyoruz. Hani insan, peki bu insan bedeni kainattan süzüldü, harika bir şekilde sana ikram edildi de, peki sen bu hayatın ve bedenin devamı için gerek rızıkları nereden alıyorsun? Kimden satın alıyoruz? Acaba kasaptan mı etler alıyoruz? Hayır efendim. Peki marketten mi yiyecek? Hayır. Toptancıdan mı? Hayır. E nereden alıyoruz? Kainat tezgahından alıyoruz. Peki kainat tezgahında dokunan şeyleri onlar mı dokuyor? Bakın ağaca. Ağaç mı dokuyor acaba o meyveleri? Veya toprak mı dokuyor acaba o ağaçları? Hayır efendim. Nasıl ki annenin karnında seni annen dokumuyor. Öyleyse toprağın karnındaki meyveleri de toprak dokumuyor. Kainat süzgecinden, kainat fabrikasından dokuyarak bizlere o ihsanları, ikramlar yapan Allah'tır. Öyleyse rezzakiyete dayanıyor. Sonsuz rızıkları bize ikram ve ihsan eden, rezzak olan Allah'a dayanıyor, rezzakiyete dayanıyor. Bir rızık verene dayanıyor. E, devam ediyoruz öbür de taraftan. Sürekli kainata yeni yeni yaratılışlar söz konusu. Hiçbir şey yerinde durmuyor, değişiyor. Yeniden yeniye yaratılıyor. Dün gitti, bugün yeniden geldi. Bugün gidecek, yarın inşallah yeniden yaratılacak. Sonra bu insan yaratıldı, büyüdü, gelişti, sürekli gelişiyor, yeniden yeni yaratılıyor. O gidecek yerine, yerine başka insan yaratılacak. Bu bahar, bu bahar geldi, yaratıldı, istifade ettik, yeniden yeni yaratılıyor. O gidecek yerine yeni bir yaratılış daha gelecek. Peki bu nereye dayanıyor? Yeni bir hallakiyete, yeni bir yaratılışa dayanıyor. Sonra bunların hiçbirisini biz kazanmadık, hak etmedik. Bakıyoruz ki lütfen veriliyor, ihsan ediliyor, ikram ediliyor. Öyle ya hiçbir insan gözünü bir yerde kazanmadı. Yoktun ki gözün kazanasın. Öyleyse hibe edilmiş. Ellerin de öyle, güneş de öyle, ay da öyle. İçimizde dışımızdaki her şey hibe edilmiş. İhsan edilmiş, ikram edilmiş. Öyleyse bir vehhabiyete, ikram eden, hibe eden bir zata dayanıyor. İşte sorunun başına geldiğimizde. Neydi sorumuz? Acaba malikiyet mertebesi nasıl anlaşılacaktı? Şimdi bütün bu kainattaki varlıkların, mülkün sahibi kim o zaman? Ve rızıkların sahibi rezzak olan bir zat. Bütün varlıkların sahibi mülkün sahibi olan bir zat. Bütün terbiyelerin, bütün gelişmelerin sahibi Rabbul Alemin olan, rububiyetin sahibi olan bir zat. Öyleyse bütün kainat penceresinden bütün varlıklardan bir malikiyetin varlığını ve hepsinin sahibi olan bir tek zatın, malik olan bir tek zatın varlığını anlayarak Allah ne diyecek? Allah'a insan, Ya Rabbi mülkün sahibi sensin, dilediğine mülkü verirsin, dilediğini alırsın. Allah'ım rızkın sahibi sensin, dilediğine rızkı verirsin, dilediğine rızkı vermezsin. Allah'ım rabubiyet, bu rububiyetin sahibi sensin. Sen Rabbul Alemin'sin. Dilediğini dilediğin gibi terbiye edersin. Öyleyse bütün kainattaki terbiyelerin sahibi sensin ya Rabbi. İnsan bu şekilde kainatta gördüğü her güzellikten, her iyilikten, her kemalden, her mülkten, her varlıktan Allah'ın bir ismine ulaşır ve Allah'ı o özelle tanır ve der ki Allah'ım bütün bu mülklerin sahibi olan Malik sensin. Öyleyse ben de kainatta, kainatın içindeki olan her şeyde, benim içimde olan her şeyde senden bana hibedir, senden bana emanettir. Emanetini alıncaya kadar bu emanette beni emin kıl Allah'ım. Bana verdiğin bu nimetleri senin yolunda harcamayı ve senden bilmeyi nasip eyle Allah'ım diyerek hareket eden bir insan Allah'ın izniyle hayatının bütün anları ve dakikalarını iman şuuruyla, ubudiyet şuuruyla geçirecektir ve ahiret alemini de ebedi aleminde huzurlu ve mutlu edecektir inşallah.